Gündem 16 Web TV olarak sokaklardayız. Her gün yeni bir program. Her hafta yeni güncel olaylar. Bizi izlemeye devam edin. Şimdi gündemde uyuşturucu ile ilgili birçok haberler var. Mutlaka görmüşsündür. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Önce kullanmıyorsun değil mi? Evet, tabii ki. Harikasın. Peki sen bu konuda neler düşünüyorsun? Mesela televizyonlarda mutlaka izlemişsindir. Orada gördüğün o korkunç tahneler var. Şimdi etrafında inşallah yoktur kullanan arkadaşların ama eğer varsa onlara şimdi sen neler söylemek istersin? Tavsiye etmem çünkü kötü bir alışkanlık olduğunu biliyorum. Benim mahallem gibi, Zafer Mahallesi gibi vardır yani, var. Kullananlar var diyorsun. Kullananlar var. Ama yakın çevremde yok yani, gördüğüm kişiler var. Kötü bir alışkanlık, kimseye tavsiye etmem. Hiç gençliğini karartmasınlar kimse. Çok güzel, peki genç, sen de tabii gençsin. Yaşın geriye, kaç yaşındasın? 18. Peki neler tavsiye edersin sen yani? Spor mu yapsınlar, sinemaya mı gitsinler, tiyatro mu yapsınlar, sanat mı yapsınlar, nasıl, zamanını nasıl geçirsinler? Spor yapsınlar, tiyatro, sinema, hangi tür şeyi beğeniyorlarsa ona doğru yönelsinler ki kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşürüz. Hoşça kal. Şimdi bu bağımlı uyuşturucusu benim torunum var, 25 yaşında. 2 seneden fazla oldu, askerden geldi, 250 bin lira zarar açtı bana. 3-4 tane araba parçaladı. Bunun tanıdıkları, aldıkları yer var. Bir Demirtaş'ta, bir Fethiye'de, bir de İhsaniye Mahallesi'nde. Bunlar bonza ile o Selvi mi ne diyor, onu satıyorlar. O mahalledeki adım 8-10 tane çocuğu açıyor, gençleri öldürecekler yani. Gittim narkotin kendisine rica ettim. Dedi bize öyle bir genelge geldi emniyet müdürlüğünden, bütün işinizi bırakın bu uyuşturucuyla uğraşın diye dedi, genelge geldi. İyi bir çocukça senden olmasın. Abi dedi gerekeni yapacağım ben de, telefon numaraları falan verdim. Bakacağım dedi, dünyada bir gelmiş öğlen de daha hala kalkmadı. Bırak keserim, asarım, bunlar çok tehlikeli bu yol. Ben 35 sene Demirtaş Kalesi'ni çalıştım, emniyette benim çayımı kahvemi içmeye yoktur. Kimseye zararım olmaz. Ne arama ne tarama yaptı, öyle bir intiba bıraktık biz. Fakat ben bunlardan başa çıkamadım. Emniyet müdürlüğüne çıkacağım artık yani. Olmazsa bu, emniyet müdürlüğüne çıkacağım. Bu işe bir çare baksınlar. Başka çare yok yani. Peki ailelere bu konuda ne demek istersiniz? Aileler bıktı abi. Aileler çocuklarına sahip olsunlar. Ben filanca yerde kalıyorum. Ben arkadaşımda kalıyorum. Ben komşumda kalıyorum. Ben geç geleceğim diye serbest bırakmasınlar. Kontrol etsinler aileler. Çocukların. Kontrol etmediğim müddetçe çocuk zaten bir tanesi. O metabim veren bir ilaç varmış, narkotik bir arkadaş var burada kayağında, o söyledi. Kolonun içine alırsa rengini değiştirmiyormuş, içkinin içine rengini, kokusunu değiştirmiyor. Bir sefer içtirme bir daha bırakmıyormuş. Öyle bir nalet bir şey. Vallahi benim söylemediğim yer kalmadı. Geçen gün hatta babasına şeyi almış, evde kasabız biz, satır almış, satırdan görüşmeye uğraşıyor. Ben babası olmadan gitmiyor ya, bak şimdi eve gideceğim, babası gelmedi diye gitmiyor. Yalnızım ben, başka kimse yok. İşte kızım var orada, babası var, gitmiyorum vallahi korkudan. Çünkü ben bu kahvede çok gördüm bunları. Bunu en fena şey bu. İçki içersin bilirsin ne yaptığını, ne içersin hiç bilirsin. Fakat bunu içti mi hafıza gidiyor. Aslan gibi çocuk bozdu kendini. O zaman yetkililerden... Yetkililerden yardım istiyoruz. Evet. Yardım etsinler. Dün gazetede değil, televizyonda duydum, Bursa valisi. Bunları anne, şimdi bunları götürdüm, Ahmet Efe götürdüm kaç sefer, İstanbul'da Kadıköy'e götürdüm. Eren Hastanesi'ne oraya götürdüm, bunları 15 hap verdi, içmedi. Ondan sonra oraya götürdüm, şimdi dün televizyondan dedim, Bursa valisi müracaat etmiş. Bunları götürüyorsa ATM'ye kendi yatmam dedikten sonra yatırmıyor.
Şimdi ananın babanın imzası olup yatıracaklarında ben çok sevindim. Hatta dün 3 tane gazete aldım, okudum, bulamadım bir şey yani. Aileler diyeceğim, bu aileler çocuklarına sahip olsunlar, kimsenin yanına bırakmasınlar. Ben arkadaşımla geliyorum, ben orada kalıyorum falan. Bunlar bir sefer alıştı mı ama bunların için 13-14 yaşında kızlar bilen var. Her türlü işim var içinde yani. İçmek için hepsini yapıyor. Ne söyleyeyim artık başka? Allah herkese iyilik versin, akıl fikri versin. Başka bir şey diyeceğim yok. Çok teşekkür ederiz amcacığım. Günümüzün çok büyük bir sorunu uyuşturucu. Şimdi bu konu hakkında neler söylemek istersin? Şimdi uyuşturucu konusunda şunu söyleyelim. Bir defa uyuşturucu bizim gençliğimizi ve geleceğimizi alıyor bizden. Yani bir bu gidişte bir 50 sene sonrasını göremeyiz. Yani bu anlamda 50 sene sonraki veya 20 sene sonraki gençler, yetişkin olan insanlarımız ne olur? Verimli olmaz memlekete, o zaman da dünyayla hiçbir şekilde mücadele edemezsin dünyadaki gelişmelerle. Peki şimdi gençleri bu maddeden uzak tutmak için neler yapmamız lazım? Sence neler yapmamız lazım? Gençleri bu maddelerden uyuşturucu olabilir veyahut da daha farklı farklı kötü alışkanlıklar olabilir. Bunlardan uzak tutmak için bir sürü bir şey yapılabilir ama bunların en başta geleni gençleri biraz daha sosyal olma, sosyal aktivitelerin içerisinde bulunması için imkanlar meydana getirilmeli. Spor en önemli etkenlerden bir tanesi. İşte spor olabilir, sanatsal faaliyetler olabilir. Efendim sana söyleyeyim, eğitim zaten bunların hepsini kapsayıcı. Yani eğitimin içerisinde spor da olur, sanat da olur vesaire vesaire. Yani birincisi sanatsal faaliyetler ve spor. Ve yönlendirmemiz lazım gençleri. Peki bu konu yerel yönetimlerden bir beklentiniz var mı? Daha yerel yönetimlerden beklenti insanlara birazcık daha böyle efendim sanatsal ve sporla ilgili daha imkanlar sunmaları lazım. Daha fazla. Şimdi görüyoruz işte basından yerel yönetimler, belediyeler birçok şeyler yaptıklarını söylüyorlar ama bunlara herkes belki ulaşamıyor. Herkesin ulaşabilmesi için işte Bursa'nın mesela kenar mahallelerindeki insanlar bakıyorum ulaşamıyorlar. İşte bir yüzmeye gidemiyorlar veyahut da işte daha farklı farklı branşlardaki sporlara gidemiyorlar küçük çocuklar ve işte gençler. Bunlara daha böyle ulaşılabilir duruma getirmeleri daha faydalı olur. O gençleri işte ülkemize faydalı insanlar olabilecek şekilde yetiştirmek babından belli şeylere ulaşılabilir olması lazım bazı şeylere. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi çalışma. Buyurun. Bir de maddi anlamda da sıkıntı çekiyorlar çocuklar. Yani bunlara ulaşabilseler bile ulaşabilenler de yani belki servis konusunda maddi imkansızlıktan dolayı sıkıntı çekiyorlar. Veyahut da farklı farklı sebeplerden dolayı hep her şeyi ücretli yapmamak lazım. O anlamda maddi anlamda da destek vermek lazım bu. İşte spor, sanatsal faaliyetlere katılmak isteyen gençlere. O anlamda belediyelere rica ediyorum ve teşekkür ediyorum. Görevler düşüyor, evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Önümüzde bir uyuşturucu sorunumuz var. Bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Şimdi efendim, uyuşturucu illetini sadece güvenlik güçlerine bırakmamamız gerekiyor. Toplum olarak, ebeveyn olarak el birliğiyle yollarda görüyorum. Ne diyoruz? Bonzai içmiş vatandaş. Efendim bunu sonucunu gördüğümüz halde gençlerimiz niye kullanıyor? Baştan bunun tespitini yapmamız gerekiyor. Yani bunu ama sağlıkçılarımız olsun, ama aile bireylerimiz, büyüklerimiz olsun. Sosyal okulların araştırması. Aynen. Bir de bunun satımını yapanlara
yaydırıcı cezalar getirilmesini istiyorum. Affedersiniz, iki tane kızım burada Demirtaş Teknik Lise'de okurken Kayhan da orada simitçiye dedim, arkadaş niye dedim sigara içmiyorsun dedim bir yerinde. Abi sigarayı bırak dedi, uyuşturucu içiyorlar. Yani bunu ilkokul seviyelerine kadar düştü. Bunun sebebi nedir? Yani bunun araştırılması hem emniyet müşteri hem de biz ebeveynler olarak bunu ele almamız gerekiyor. Ve caydırıcı cezaların uygulanması gerekiyor. Vatandaşlarla tekrar röportajlarımız devam ediyor. Şimdi esnaf bir arkadaşımızı görüyorum ben orada. Merhabalar. Şimdi günümüzün büyük bir sorunu var, uyuşturucu. Bunun hakkında neler söylersiniz? Uyuşturucu en önce çok sağlıklı bir şey değil, çok zararlı bir şey. Yani bonzai, eroin, bunun gibi satıcıları yakalayıp büyük bir cezalar verilmesi lazım. Yani ailelerimizin bunlara, çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Arkalarında destek durmamız lazım. Yani takip edip işte kötü yollara düşmemesi için her şeyi yapmamız gerekir. Yani hayat çok kötü. Yani ben hiçbir şey içmedim. Yani sigarayı dahi kullanmıyorum. Sigaranın üstünde öldürür yazıyor. Ben herkese bunu söylüyorum. Benim bir şeyim var, ideolim. Sigara öldürür diyorsa ben de beni öldürmemesi için içmiyorum. Herkese diyorum ki akıllı olan sigara içmez. Sigara insanı öldürüyorsa ben de onu öldürme, beyinde öldürürüm diyorum. Yani hayat zor. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Bir esnaf arkadaşımızın da tekrar görüşlerini alalım. Uyuşturucu konusunda ne düşünüyorsunuz? Vallahi uyuşturucu konusunda ailelere çok büyük sorumluluk düşüyor. Yani ben sabahtan en erken gelen esnafım. Çocuklar, 17-18 yaşta gençler bonzai içmişler. Duvarların dibinde perişanlar. Hatta geçen gün yağmurda bir göreceksin bonzai içmiş. Çocuk çamurların içinde böyle sürünüyor ya, adeta sürünüyor. Önce aile, önce anne baba. Önce biz çocuklarımıza sahip çıkacağız. Ondan sonra devlete. Yani her şeyi devletten, güvenlik güçlerinden beklememek lazım. Her şeyi devletten beklediğimizden işte bugüne geldik. Devlet hangi birisine yetişsin? Önce biz çocuğumuza eğitim vereceğiz. Uyuşturucu ile alakalı bazı şeyleri öğreteceğiz. Çocuklarımızı alıp arkadaş gibi konuşacağız. Arkadaş gibi karşına alacaksın. Ne derdi varsa ondan öğreneceksin. Eğer öğrenmezsek, eğer çocuğu konuşturmazsak çocuk gizli gizli her şey yapar. O zaman arkadaşlarına takıldığı çevresine dikkat edeceğiz. Evet. Bunları mı tavsiye ediyorsunuz? Bir de arkadaş ortamı, o da çok önemli. Evet. Çocukların arkadaş ortamı, hele hele okuldaki arkadaş ortamı. Buraya çocuklar geliyorlar maşallah, bazıları pırıl pırıl. Bazıları da görüyorum ki çocuklar zorla sigara içittiriyorlar. Her şey ona benziyor yani, zorla. Al bir taneden bir şey olmaz, al ondan bir taneden bir şey olmaz. İşte halbuki bataklığın içine düştün mü artık o bir tane bin tane oluyor. Yazık günah. Hakikaten yazık günah. Hakikaten bize çok büyük sorumluluk düşüyor. Yani devlet bayağı bir mücadele veriyor. Yani güvenlik güçler, hatta buraya polisler geliyorlar. Çocuklar sigara içirtmemek için bize şey veriyorlar. Ben görüyorum ki çocuklar sigaradan başka daha neler içiyorlar. Bir bonzai naleti var zaten. Herhalde o bayağı da bir ucuz. Herkesin ulaşabileceği bir fiyatta. Çocuklar rahat rahat ulaşıyorlar onu. Nereden temin ediliyorsa. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben. Ağzınıza sağlık. Şimdi günümüzün çok büyük bir sorunu uyuşturucu. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Maalesef çok küçük yaşlara kadar düştü bu. Ve rahat bir şekilde köşe başlarında satılıyor. Hepimizin duyarlı olması gerekiyor ve bunları gördüğümüz yerlerde muhakkak polislerimize bildirmemiz gerekiyor. Bunların hepsinin tutulması gerekiyor. Ve bir daha çıkmamaları gerekiyor girdikleri yerden. Çünkü bunun önüne daha fazla nasıl geçebiliriz bilmiyorum. İçeri girip
içeriye girip 2 ay sonra çıkan insanları da görüyoruz. Peki harikasınız. Bu konuda peki aileler neler yapmalı? Arkadaşları konusunda? Aileler çocuklarını her zaman kontrol altında tutmalılar maalesef. Görüştükleri arkadaşlarıyla, gittikleri geldikleri yerle muhakkak ilgili olmalılar ve peşlerini asla bırakmamalılar çocuklarını. Çünkü en ufak bir boşlukta çocuklarımız cahil bunu bir oyun gibi görerek içine düşebiliyorlar. Ya da para kazanma yolu olarak düşünebiliyorlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Bana göre her şeyin başı sevmek ve saymak. Biz annemizden, babamızdan sevgiyi, saygıyı farklı öğrendik. Adabımız. Şimdiki nesle bunu veremiyoruz. Bilgisayarlar, internet oyunları ve de her şey çok kolay alışabiliyor. Yani her şey kolay ulaşıyorlar. Para diyorlar, parayı veriyorsunuz. Ayakkabı diyor, ayakkabıyı. Yani çocuklar zorluk görmediler ve bu uyuşturucuyu o kadar kolay ki, böyle şeker sakız satar gibi. Ben yani... Uyuşturucu zararlı, içmesinler gençlerimiz, hayatlarına yazık ediyorlar. Gerçekten üzülüyoruz. Bu şekilde. Peki arkadaşlarıyla ilişkilerinde ya da sosyal hayatta neler yapmalılar? Aileler nelere dikkat etmeliler? Arkadaş çevresi kesinlikle çok önemli. Başlıca etkenlerden biri. Özellikle okul çevresi de çok geliyorlar. Yani dikkat etmek lazım. Gençlerimizin kendilerini ve ailelerini düşünmesi gerekiyor. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Peki sizden de bir iki kelime alalım. Aynen, arkadaşımın dediği gibi ailelerin başta dikkat etmesi gerekiyor. Kimlerle arkadaşlık ettiklerine, çok neler yaptıklarına, aynen. Harika. Peki, yerel yönetimlerden beklentileriniz var mı? Tabii onların da biraz daha bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Daha dikkatli olması gerekiyor. Yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Ben Yıldırım'da oturuyorum ve şu an mesela anlatayım. Bizim orada bonsai, eroin, uyuşturucu olarak çok kullananlar var ve polisler çok geziyor. Bazen böyle iş yerine gelip giderken arabayla korkuyorum yani. Gidemiyorsun, korkuyorsun. Neden? Ellerinde falçatalar var, bıçaklar oluyor, şey yapıyorlar. Seni mesela nasıl anlatayım? Tehdit ediyorlar. Zaten konuşamıyorsun ki, uzaklaşıyorsun, 2 sokak mahallenden öte gidiyorsun. Ama şöyle söyleyeyim, kendi eğer çocuğum olsaydı onu güzelce eğitirdim ve okulunu her zaman için gelip kendim getirip götürmeyi tercih ederdim. Harikasınız, çok teşekkür ediyorum. Biraz bilgi almak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz günümüzün çok ciddi bir kanayan yarası bu. Bu konu hakkında neler söylemek isterdin? Ya anneler çocuklarına, babalar çocuklarına sahip çıksınlar, takip etsinler. Yeter yani o kadar takip etmeleri. Ama hiç ilgilenmiyorlar tabii çoğu anneler, babalar. Yani çok arkalarında çok ilgilensinler çocuk. Evet. Babalar, erkek çocuklarla arkadaş olmalı. Genelde erkek çocuklar babalarına karşı bir şey yani anlaşamıyorlar, bir düşmanlık gibi. Babasını sevmiyor gibi. Hislere kapılıyorlar, babam beni sevmiyor gibi. Hislere. Peki bunun sebebi kuşak çatışması mı? Bir genç olarak sen ne düşünüyorsun arkadaşlarına? Mutlaka bu konuyu konuşuyorsun. Ya bence hani diğer arkadaş çevrelerine uymadı. Hani asilik, o yaşlarda oluyor genelde. Asi davranma isteği, arkadaşlarına özenme isteği. Özenme isteği bunları doğuruyor diyorsunuz. Ben bunu yapmazsam hani ortamda dışlanırım gibi şeyler. Öyle şeyler. Bir esnaf arkadaşımızla beraberiz. Biliyorsunuz ki şu an gündemde uyuşturucu var. Çok ciddi boyutlara ulaşmış. Şimdi bu konu hakkında bize neler söylersin? Vallahi abi şimdi söyleyeyim. Gençlere ben üzülüyorum ya. Uyuşturucu İyi bir şey değil. Yani buraya gelen arkadaşlar var. Bunlar şimdi turşu da onları biraz tetikliyor. Tetikliyor derken? Bir derken var. Ayıtmak için. Evet. Ayıtma. Öyle mi? Tabii. Bu turşu suyunu alıyorlar mesela. İçiyorlar. Tamam. Mesela buraya geliyor sabahları. Buraya mesela gelen Kemalpaşa'dan gelen kamberler var mesela.
Burada sportajcılık yapıyorlar. Hepsi akşamdan işe geliyorlar. Burada turşu yiyor. Turşusu içiyor. Domates yiyorlar. Rahatlıyorlar. Dedim ne yapıyorsunuz? Abi biz diyor bu daha güzel hoşumuza gidiyor diyor. Çok ilginç. Ben de ilk defa duydum. Peki şöyle yapabilir miyiz? Yani bu arkadaşlar uzaklaştırıyor işte. Bunu da kullanırsalar gençler. Alıştırmaya çalışıyorum ben çoğunu. Turşu suyunu. Yani turşu suyunu maddi harikasınız. O zaman biz buradan da duyurmuş olalım. Herkes turşu suyu içsin. Arkadaşların hepsi gelsin buraya. O bağımlılığından uzaklaşsınlar. Turşu suyu onları daha iyi rahatlatır. Kan dolaşımı hızlandırır. Nasıl istiyorsalar. İstedikleri şeylerin hepsi bunda var. Rahatlarlar yani. Hiç sıkıntı yok. Harika. Gelsin de ben onlara burada her türlü yardımcı olurum. Bu arkadaşların biliyorsunuz ki bazı sıkıntıları var. Evet. Sizce işsizlik midir? Bunları bu maddeyi iten şeyler arkadaşsızlık mıdır? Sevgisizlik midir? Bence bu abi şey, çevre, arkadaş çevresi, ortamı bozuyor. Bir de çoğu da sanal alem. Sosyal faaliyet yok adamların, hep özenti. Arkadaş çevresi bozuyor. Bu, yani arkadaşını iyi seçeceksin. Okulların önünde takılıyorlar, onların önünde takılıyorlar. Arkadaşları güven yok, güven. Birbirlerine güvenmiyorlar. Hemen herkes şey yapıyor, aldanıyor. Bir tane ben ondan içeyim diyor. Bir şey olmaz diyor. İşi alıştırıyorlar. Yazık, günah yani. Ben de o şeyleri geçtik. Biz de o gençliğimizde biz de vardı ama biz arkadaşlar. Çok kişi ben öyle bıraktırdım yani arkadaşlardan. Ben içenler vardı. Kapı içen vardı. Arkadaşlığımdan yani reddettim, öyle insanlar vardı. Bıraktılar, sonra tekrar geldiler. Öyle insanlar vardı. Arkadaşlarım vardı benim. O işi yapan, o işi kullanan. Hepsi vardı. İşte birazcık da cesaret verdik arkadaşlara. Direndirdik böyle. Sabredin dedim biraz daha. Bırakın. En sonunda ya arkadaşım dedim, ya o ya ben dedim. Hani bazen öyle bir şey yapıyoruz ki tehdit ediyoruz. Çok güzel ama. Tehdit ediyorum yani. Ya o diyorum ya ben diyorum. Bunda ne buluyorsun diyorum. Ya kendimi diyor salıyorum diyor ya. Bırak kardeşim. Onlarla bir şey olacağı yok. Abi kurutuyor. Resmen kurutuyor işte. Eşini kurutuyor. Ya hap dedim ya ben. Ya Esra dedim ya ben. İnşallah sizi tercih etmişler. Sizin diyor. Abi iki tanesini öyle bıraktırdım. Bırakıyorlar. Abi, tabii görüşemediğimiz için ondan sonra da yok yani. Ben çok teşekkür ediyorum. Mesele olduk yani arkadaşlar. Sağ olasın.